Adım Ersin Öztürk. Alarm kamera sistemleriyle uğraşıyorum. Elektrik teknisyeniyim. Özel bir firmada çalışıyorum. İşte evliyim. 2 yaşında oğlum var. 3 senelik bir evliliğim var. Erkek. Onunla işte gelince daha mutlu oluyoruz. O akşam evdeydik. Babam, ben, kardeşim oturuyorduk. Çocuğum yatmıştı. O gün erkenden yatmıştı nedense. Yani onlar olsa belki yollamayacaklardı hani çocuğumuz için diyecekti. O akşam işte televizyonlardan gördük. Haberlerden köprü kapatıldığını gördük. Köprüyü de yakın evim en azından görüyordum. Tek şeritli kapatılmıştı. Tabii ama içimde de bir sıkıntı, bir şey vardı yani. Evde de duramıyorum. Yani bir sağa gidiyorum, bir sola gidiyorum, diyorum bir şey olacak baba diyorum. En son dedim, benim darbe mi olacak baba dedim. Bu saatte kapatılıyor. Yok dedi, bu saatte darbe falan olmaz dedi. Sonra televizyonda kalkışma var dendiğini duydum. Başbakanımız söylemişti. Kalkışma var dedi. Daha sonra yine dediğim gibi duramıyorum evde. Yani birileri gitsin, onlarla beraber gideyim diye. Daha sonra işte Cumhurbaşkanımızın cep telefonundan hani sokaklara davet ediyorum. Havalimanlarına, köprülere gidin dediğinizde ben de geleceğim dediğinde hiç durmadık zaten. Mahallemizden 3-4 araba çıktık. Milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Onu duyduktan sonra direkt terliklerimizi giydik, indik aşağı. Dediğim gibi arabalarımıza bindik, 3-4 arabamıza mahalleden toplanıp Çamlıca, Büyük Çamlıca'ya doğru gittik. İlk önce Kısıklı'ya gitmekti niyetimiz. Arabaları Çamlıca'da bırakmak zorunda kaldık. Aşağı yollamıyorlardı. Daha sonra dedik köprüye gidelim. Yani Kısıklı'ya gidemiyoruz. Köprüye gidelim dedik. Burhaniye'den doğru, Altunizade'den doğru köprüye gitmeye çalıştık. 45-50 kişilik bir gruptuk o zaman. İçeriden ateş atmaya başladılar milletin üstüne. Sağ tarafa doğru. Tabii ateş atınca herkes dağılmaya başladı. Çömelmeye, herkes bir yere kaçmaya başladı yani kurşundan kaçmak için. O sırada da işte sağ tarafta bir tank ama deli gibi sağa sola çarpıyor. Milletin üstüne gelmeye çalışıyor belli. Metrobüse bir şeylere çarptı orada. Onun arkasından biz dolanıp dediğim gibi Burhaniye metrobüs yoluna geçtik. Oradan köprüye doğru gideceğiz. O arada geri geldi tank. Biz 5-6 kişilik bir gruptuk, yürüyorduk. Geri gelince direkt ateş etmeye başladı bizi. Sıkmaya başladı. Zaten metrobüs yolu da çok dar olduğu için. Yani ya duracaksınız ya da atlayacaksınız. Ya ezileceksiniz ya da tankın altında. Tabii ateş açınca da bir anda atlamak zorunda kaldık. Köprü yoluna, metrobüsün köprü yoluna giden yola. Tabii atladığım gibi de kalkamadım oradan ben. Omurga kırılmıştı orada. Hastanede öğrendim tabii. Bacaklarımı hissetmedim o an. Benimle beraber atlayan arkadaşlar var. Amcam var en yakın. Onun da bir bacağında sekmeler vardı. Tabii kalkamadığım için bu sefer tankta amcam diyor, Ersin diyor, sıkıyorlar diyor, kalk diyor. Kalkmamız lazım diyor. Diyorum kalkamıyorum. Ya, o anki durum çok farklıydı tabii. Kalkamıyorum diyorum amca diyorum, gidemiyorum diyorum, siz gidin diyorum, ya beni bırakın siz gidin diyorum, ya ben öleceksem ölürüm burada diyorum. Hani gelirlerse artık, sıkarlarsa sıkarlar dedik. Kalkamıyorum da. Bir şekilde işte çekerek çekerek götürmeye çalışıyorlar amcanlar beni. Tam o sırada tank köprüye gitmeye çalışıyor. Metrobüs yolundan köprüye gitti bu sefer. Tank döndü ileriden. Biz atladıktan sonra tank geri gitti, geri geliyor bu sefer. Köprüye gidecek metrobüs yolunda. Tabii geçtikten sonra elimizde bir şey yok. Ben zaten kalkamıyorum. Amcamlar bir yere gittiler. Kaçtılar arkadaşlarıyla. Onların da çünkü bacakları kimi sekiyor, kimi kolunda bir şey var. Ben de tam bariyerle su kanalının arasına düşmüştüm ben de. Su kanalına yattım yüzü yıkayın. Artık dedim hani görürse de sıkarsa da sıkar. Kelime işareti getirdim, yattım. Yani görürse, ezerse beni ezer dedi. Tank yavaşça geçti. Köprüye doğru gitti o. Bir müdahale edemedik. O sırada neyse kalktık. Arkadaşlar yine geldi, yardım etmeye çalışıyorlar. Hani kalk hadi gidelim diye. Kalkamıyorum diyorum. Sürükleye sürükleye beni götürmeye çalışıyorlar kalabalığa. O sırada Allah razı olsun nereden geldiyse o motorcu. Gazeteciydi galiba ya da fotoğrafçıydı bilmiyorum. Motorcu geldi. İşte önünü kestiler dediler. Arkadaşı götür, çok acil, ayaklarını hissetmiyor. Çok da ağrım var zaten. O konuşmaları duyuyorum ben. Ben sadece bağırıyorum. Yani bacaklarımı hissetmiyorum ve çok ağrım var, aşırı ağrım var diye. O şekilde ben motora bindim. Beni tuttular, motora bindirdiler. Omurga kırık şekilde. Altunzade o girişe kadar kalabalığın arasında dedi motorcu dedi
ben seni kalabalığa bırakayım, diğerlerini alayım dedi. Onlarda da çünkü sıkıntılar vardı. Kalabalığa götürdü, beni yatırdı. Tabii millet toplandı. Yani onlardan da Allah razı olsun. Hemen o arada da ambulans geçiyordu. Artık yaralıları almaya gidiyordu galiba. Önünü kestiler. Beni bir şekilde ambulansa yatırdılar, götürdüler. Tabii ambulans da çok geç gidiyor. Yollar kapanmış. Gelenler de var. Artı onlardan da dolayı kapanıyor yollar. O arada birini daha aldık. O da göğsünden vurulmuştu abimiz. Tabii şimdi ne oldu durumu onu bilmiyorum. Ambulans bir 40 dakika falan sonra Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürdü bizi. Oraya gittikten sonra tabii her yer kan içinde, vurulanlar geliyor. Benim durumumda fazla kan gözükmüyor ama ya kurşun yarası olanlar. Dedim bana ağrı kesici yapın, beni bırakın dedim yani. Yandaki çünkü görüyorum göğsünde kurşun yarası kocaman. Tabii dayanamadım orada. Dedim ağrı kesici bir şey yapın bana, hani beni bırakın dedim yani onlarla ilgilenin. Şu an kendimi daha iyi hissediyorum. İlk günkünden çok daha iyi hissediyorum. Ama tabii hareketli olduğum için bir anda yatağa düşünce de bayağı zorladı beni. Tabii biz askerin sıkacağını da hiç ummuyorduk. O da var. Hani gittiğimizde asker sıkmaz bize diyorduk yani. Ama bir anda sıkınca, herkes bir anda kaçışınca ne olduğunu anlamayınca böyle oldu yani. Tek orada oğlum geldi aklıma, bayağı bir yani hem acıdan ağladım hem onu göremeyeceğim diye ağladım bir daha. Bayağı bir sıkıntılıydı o akşam. Oğlum çok geç geldi, o Ümraniye'ye bayağı sonra geldi, ilk gelmedi de. O zaman tabii çok duygulanmıştım. Onu aldım, öptüm, okşadım, kokladım. Ya çok garip bir duyguydu yani o an. Onu gördüm, eşimi gördüm. Yani onlar olmayabilirdi yani. O an anlatılmaz bir duyguydu. Ama dediğim gibi çocuk da olsa yine de olsa tabii yine de gideceğiz. Başka çare yok.